inancımızdan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Bizim inancımızın özü 83 milyona hizmet etmek. 83 milyon. Herkesi kucaklayacağız. Herkesi. CHP kurultayı Kılıçdaroğlu'nun PKK ve FETÖ'yle iktidar projesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncesinde büyük tartışmalar yaşanan kongresi nihayet tamamlandı. 37. olağan kurultay sonrasında ve beklenen şekliyle de Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan seçildi. Siyaset Kafe yazarı Celal Eren Çelik, kurultayla ilgili değerlendirmelerini yazdığı köşesinde CHP'nin tek adaylı kurultayı ve sonrası için şunları söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP geleneklerine aykırı şekilde genel merkezden dayatılan tek adaylı il kongreleri sonrasında kurultaya gelindiğinde zaten büyük kurultay delegelerini dizayn etmişti. Kendisinin dışında hiçbir adayın nefes alma şansı dahi yoktu. Ancak asıl merak edilen PM'nin nasıl şekilleneceği konusuydu. Bu satırların yazarı, PM seçimlerinden çok önce yapılan pazarlıkları da bu PM'nin büyük ağırlığı milletvekili olan isimlerden teşkil ettirilerek bir dahaki dönemde yeniden vekil olabilmek adına Kılıçdaroğlu'nun her istediğine evet diyecek bir yapıda oluşturulacağını dile getirmiş. Muhalif 4-6 bandında ismin ise listeyi delmesine izin verileceğini yazmıştı. Ve yeni PM tablosu aynen bu şekilde oluştu. Ancak bu yeni PM tablosunu daha detaylı analiz etmek için aslında Kılıçdaroğlu'nun bu kurultayda bir önceki PM'de olmasına rağmen anahtar listesine almadığı, yani üzerini çizdiği isimlere bakmamız gerekmekte. Bu isimler Ahmet Haluk Koç, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker, Bülent Ecevit Tatlıdil, Çetin Osman Budak, Ekrem Kerem, Emine Gülizar Emecan, Emre Çam, Erbil Aydınlık, Erdal Aksünger, Eren Erdem, Fatma Güner, Gaye Usluer, Gamze Pamuk Ateşli, Gökhan Günaydın, Gülçin Timur, Haluk Pekşen, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Meryem Gül Çiftçi, Müslim Sarı, Semra Dinçer, Sera Kadıgil, Umut Tekin, Zeki Kılıçarslan. Şimdi bu isimlere şöyle bakacak olursak, Haluk Koç, Baykal karşısında bile genel başkanlık için aday olabilmiş, tabanda karşılığı olan ama CHP'nin ana değerlerine karşı hassasiyette taşıyan bu özellikleriyle Kılıçdaroğlu için potansiyel rahatsızlık unsuru olan bir isim. Ali Haydar Hakverdi, örgütte ciddi bir karşılığı olan, gezide alanlarda olan, partinin sol kanadından olan bir isim. Ali Şeker, partinin sağ kayışını eleştiren, partideki sol kanadı temsil eden isimlerden. Bülent Ecevit Tatlıgil, partide ilçe başkanı iken PM'ye seçilmeyi başarabilen, örgütte karşılığı olan, sol kanatta duran bir isim. Mehmet Ali Çelebi, İnce Kılıçdaroğlu ayrışmasında 2018 yılında tavrını inceden ve olağanüstü kurultaydan yana koyan bir isim. Gaye Usluer, zaten bir önceki PM'ye de liste delerek giren, İnce ile hareket eden bir isim. Gökhan Günaydın, bir önceki PM içerisinde oluşan Kılıçdaroğlu'na muhalif 12'ler grubunun başını Erdal Aksünger'le çeken isim. İlhan Cihaner, yazmaya gerek yok zaten. Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı. Bir önceki kurultayda da listeyi delerek PM'ye girmişti. Erdal Aksünger, Kılıçdaroğlu'yla ciddi görüş ayrılığına düşen ve muhalefet edecek PM içerisinde 12'ler grubunu oluşturan iki isimden birisi. Haluk Pekşen, Kılıçdaroğlu politikalarına karşı bayrak açan, hatta genel başkan adaylığı için ismi geçen isim. Eren Erdem, örgütte karşılığı olan, partinin liberallerle, ikinci cumhuriyetçilerle değil, sol politikalarla iktidar olacağını savunan, Silivri'de bedel ödeyen ama Kılıçdaroğlu tarafından sahip çıkılmayan isim. Yani efendim, uzun lafın kısası, Kılıçdaroğlu bir önceki PM'de olup kendisine muhalif partinin sol bir çizgide politika yapmasını savunan, merkez sağ açılma, siyasal İslam'la buluşma, ikinci cumhuriyetçileri dost edinme politikalarına karşı çıkan, Kemalist değerleri ön planda olan ne kadar isim varsa hepsinin üzerini çizerek son büyük tasfiyesini yaptı. Kılıçdaroğlu kurultay konuşmasında iktidara yürüdüğünü belirttiği,
dostları olan ve daha kısa süre önce Amerika'nın sesine verdiği röportajda geçmişte Türkiye'ye önemli hizmetler yaptıklarını ifade ederek temize çektiği Davutoğlu ve Babacan'la gerçekleştirmeyi planladığı büyük proje olan Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı projesini geçirebileceği bir PM dizayn etti. PM'nin hemen hemen hepsi milletvekili. Bu çok önemli. Zira milletvekilleri Göbek'ten Kılıçdaroğlu'na bağlı ve bir daha vekil seçilebilmek için Kılıçdaroğlu'nun hiçbir isteğine karşı çıkamayacak isimler. Neredeyse tamamı milletvekillerinden oluşan PM hamlesi Kılıçdaroğlu adına stratejik hamle. Ez cümle, Kılıçdaroğlu CHP tarihine bir rezalet olarak geçen bu kurultayla kendisine dikensiz bir gül bahçesi hazırladı. Kurultaya bir başka tepki de Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi yaptığı açıklamada CHP kurultayının Kılıçdaroğlu'nun PKK ve FETÖ'yle iktidar projesi olarak tarihe geçtiğini açıkladı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, 37. CHP Genel Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ittifak temelinde iktidar manifestosunun ABD'nin Rand raporundaki muhalefeti birleştirerek Türkiye'de Atlantikçi hükümet kurma planında görev üstlenmek olduğunu ifade etti. ABD'nin planına uygun olarak Kılıçdaroğlu'nun PKK, HDP ve FETÖ ile birlikte mevcut hükümeti yıkma hedefini açıkladığını belirten Üsküplü, PKK'nın bu yolla can çekişmekten kurtarılmak ve iktidar ortağı yapılmak istendiğini kaydetti. Üsküplü, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında özellikle Selahattin Demirtaş'a özgürlük istemesinin, kayyumlara karşı çıkmasının, açılıma dönüş mesajları vermesinin, CHP liderinin birlikte iktidar olmak istediği HDP-PKK açısından önemli olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında FETÖ ile mücadeleden bahsetmediğini de belirten Üsküplü, bunun aksine CHP liderinin Fethullah Gülen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sık sık kullandığı firavun ve nemrut ifadelerini tercih etmesine dikkat çekti. CHP tabanına, teşkilatlarına ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de seslenen Üsküplü, PKK, FETÖ, Abdullah Gül, Babacan ve Davutoğlu'yla ittifak planına evet diyor musunuz diye sordu. Üsküplü, ABD'nin Türkiye'de Atlantikçi bir iktidar kurma şansının olmadığını kaydetti.